Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet gördüğünüz bunlar papatra renkleri arkadaşlar. Bu iplerin renklerini görünce aklınıza papatya geliyor gayri ihtiyari. Ve papatya benzer arkadaşlar böyle iğneden daha çok zarif bir model gördüğünüz gibi. Daha önce buna benzer oyalar yaptık. Parmak oyası, alt suyu, ara modeli dediğimiz modelimiz farklı sadece arkadaşlar. Bu şekilde farklı bir üst anlatımıyla şöyle kalıp gibi duran üst anlatımıyla arkadaşlar karşınızdayım. Modelimiz bu. Çok zarif, çok hoş bir model. Gördüğünüz gibi ütüye de uygun. Böyle kırışmayacak, sürdüğünüz zaman dümdüz ütünüze size incelik istemeyecek bir model arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Tabii ki her zamanki ilk önce ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. Sonra modelimizin yeşil kısmını yapımına geçelim. Burada arkadaşlar çay karıştırıcısı kullandım. Bir tane de bu ilmekler için çay karıştırıcısı lazım. Çay karıştırıcımız da şu şekilde arkadaşlar büyüklüğü. Bir tane de bundan elde edeceğiz. Evet şimdi geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde bu ara suyuyla başlıyoruz. Toplam arkadaşlar 5 tane bu şekilde ara suyumuzu yapıyoruz. Aynı yeni başlar gibi şimdi tığ battığımıza sık iğne ile girdik arkadaşlar. 2 tane de zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yandaki tığ battım arkadaşlar. Girip 2, 2 olarak bu şekilde küçük bir trabzan yapıyorum. Tepesine 4 zincir. 4 zincirimi kapattım bu şekilde. Bir tane tomurcuk yaptık. Tekrar iki zincir hemen yandaki tığ battımı bu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. 5 tane olduktan sonra altıncıyı da beraber yaptık ara suyu olarak bir defa tığımın başını doladım iki zincirimin üzerine 2 2 olarak aldım bu şekilde bir tane trabzan yaptık trabzanımın tepesine 8 zincir 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim dönüyorum arkadaşlar buradaki ilk hemen yanındaki tomurcuğun 4 zincirli tomurcuğun tepesine kapatıyorum bir iki zincir çekerek düz yüzüne döndüm buraya yaprak yapacağız arkadaşlar bir defa doladım çektiğim zincirli yuvan içine girip 2 2 aldım bir defa doluyorum hemen yuvaya girip 1 2 2 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 4 tane trabzanım oldu hemen yine 2 defa dolayıp bu sefer 1 2 2 iki alarak 4 seferde çektiğim bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki yaprağımın içine tomurcuk olarak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. idi arkadaşlar buradaki yuvada kapatıyorum bu şekilde yaprağım hazır arkadaşlar şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim hemen arkadaşlar 3. 1 2 3 aşağıdan 3. zincirimin içine girip kapattım bu şekilde buraya da bir yuva yapmış olduk Şimdi arkadaşlar buranın kısa olmasını istiyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğne. Kalan zincirimize, 3 zincirimize 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. 5. de arkadaşlar. Bu şekilde yuvada sık iğne olarak kapattım. Buraya bir şey çiçeğimiz için dal ve yuva yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha aynı yapraktan arkadaşlar. Sol tarafına yapıyoruz. 2 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2 3. 2 defa doluyorum. 2 2 2 olarak 4 trabzan oldu. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 2 bu da 5. trabzanım yine 5 zincir 5 zincirimi son yaptığım trabzanımın içine kapattım geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 ve 5 6. yuvada yapıyorum Kapattım bu şekilde. Evet. Bu tarafın yaprağı da hazır. Burada dönüş yaptığımız trabzanın seviyesine inmek için oraya da bir sık iğne yapıyorum. Ve bir iki zincir hemen yandaki tığ battıya girdim arkadaşlar. Bu şekilde yaprağım hazır. Şimdi yaprağımızı bitirdikten sonra arkadaşlar bu ara suyunu yine aynı şekilde 5 tane yapacağız. 5 ara suyundan sonra yaprağımızı yapıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi böyle ortada dalımızın üzerine yaptığımız 5 senceli yuvamız vardı. Buraya bu şekilde arkadaşlar şöyle en sağ köşesine doğru çekerek sık iğne yaparak ipimizi tığımıza bu şekilde tutturduk. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Ve şimdi bu aşamada arkadaşlar bir zincirimin üzerine aparatımı taktım aynı şekilde yine yuvaya girdim bir iki zincir bu şekilde taktım iki yine yuvaya giriyorum arkadaşlar şöyle sağa doğru kaydırarak bir iki sona doğru biraz arkadaşlar çünkü dolumu fazla olduğu için şöyle baştan sağdan şöyle kaydırarak gidersek bu şekilde buraya tam 11 tane Gayet rahat arkadaşlar sar. İlmeklerimiz 1, 2. Kapattım. Bu şekilde. 4, 5. 5. ilmeğimi taktım. Yine aynı şekilde yuvaya giriyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Taktım. 6, 7. 7 8 9 10. ilmeğimiz ve bu da 11. 1 Bir, iki zincir Tekrar bir sayalım arkadaşlar emin olmak için. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Evet 11 tane yaptık. Bu sefer arkadaşlar buraya şu şekilde 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. İpimi kopardım arkadaşlar. Bu ipimi şu şekilde şuradan bir tane ilmek alıp arkada yakıyorum çünkü önden çok siyahlık gözüküyor çıkarmadan önce arkadaşlar dağılmaması için bu şekilde yakalım iplerimizi rahat bir şekilde yapmak için uğraşmayız böyle pratik bir yakım sonra arkadaşlar aparatımızdan çıkarıyoruz bu şekilde şimdi ilmekleri tek tek alacağız arkadaşlar Evet beyaz ipimizle şimdi arkadaşlar buradaki 5 zincirli yaprağın ucuna yaptığımız dolgunun içine arkadaşlar sık iğne ile girdim. Hiç zincir falan çekmeden bir tane sarı ilmeğimden alıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile hemen bu yeşil yaprağımın yanına bu şekilde monte ediyorum. Birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. ilmeğimi topluyorum. 2 zincir çekiyorum ilmeğimi topluyorum. 2 zincir hemen sırayla bütün ilmekleri bu şekilde arkadaşlar topluyoruz. Eğer dönmüş varsa dönenlere dikkat edelim. Bakın şu şekilde iki şey zincir çekerek hepsini toplayacağım. Şimdi 1 2 zincir hemen sıradaki ilmeğimin içine sık iğne ile girdim. 2 zincir Sıradaki ilmeğimin içine sık iğne ile girdim. 2 zincir. Sıradaki ilmeğime bu şekilde tüm ilmekleri ikişer zincir çekerek sonuna kadar topladım. 1 2 zincir. Evet arkadaşlar hepsini topladım bu şekilde. Yine hiç araya zincir çekmeden direkt bu 5 zincirli yaprağın ucundaki tomurcuğumun içine arkadaşlar kapattım. Şu ipte şuradan çekelim. Evet şu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk iki zincirli sıra. Şimdi bunu bir sıra daha beyaz gideceğiz. Ama 4 ders zincir çekerek gideceğiz arkadaşlar. 3 ve 4. 4 zincirimi çektim kapatıyorum bu şekilde. 2 zincirli beyaz ilmeğimin içine 1 2 3 4 zincir. Sıradaki beyaz yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar 11 tane sarı ilmek yaptık fakat eksildiği için 10 ilmeğimiz olacak. 10 tane kıtırçığımız olacak. Dört. Zaten eksileceğini bilerek arkadaşlar 10 yerine 11 yaptım. Bir fazla. Daha büyüğünü isterseniz tabii ki 11, 13 yapabilirsiniz. 4 zincir. Sıradaki 2, 3, 4 zincir. Sıradaki beyaz yuvaya kapattım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki beyaz yuvaya kapattım. Şimdi arkadaşlar şurada beyaz sık iğne ile girdiğimiz yere tekrar oraya da giriyorum bir sık iğne ile. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Burası zaten arka taraf olduğu için arkadaşlar bunu hemen en son yaptığım bu beyaz ilmeğin içine girip bu şekilde biraz daha arkaya meyil etmesini istiyor. Arkada arkadaşlar? Daha fazla meyil etsin. Şu şekilde ilk önce yaptığımız ipi keselim. Sonra da son yaptığımızı. Makas aslında çok güzel kesiyordu arkadaşlar. Kamera karşısında. O da heyecanlandı galiba. Evet. Bu şekilde iki sıra bir iki zincirli bir de dört zincirli yuvalar hazırladık arkadaşlar. Şimdi üzerinin sarı kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde ilk yaptığımız bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya aynı sık iğne yaptığım yuvanın içine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekip diğer yuvama geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir kapattım bir zincir çekip diğer yuvaya geçiş yapıyorum 1 2 3 4 zincir aynı yuvaya 4 zincirimi buraya pıtırcık olarak kirpik olarak kapatıyorum arkadaşlar bir zincir tüm bu 4 zincirli yuvaları bu şekilde 4 zincir çekerek kirpikleri yapıyorum Evet arkadaşlar iğne oyasından gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Daha bile hoş oldu. Bir zincir hemen yandaki dört zincirli yuvaya girdim. Dört zincir sık iğne ile kapattım. Bir zincir yandaki yuvaya bir iki üç dört zincir. Bir zincir hemen yandaki yuvaya. 1 2 3 4 zincir bir zincir geçiş yapıyoruz bir zincirle dört zincirimi aynı yuvaya bir zincir bu şekilde geçiş yaptım bir iki üç dört zincir kapattım Evet arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum bu şekilde sonuncu yuvaya da sık iğne ile geçiyorum dört zincir kapattım bu şekilde bir tane de arkadaşlar zincir çekiyorum ipimi kopardım dediğim gibi bakın arkadaşlar çok zarif bir model oldu çok hoş oldu gözüküyor ipimi her zamanki gibi arkadaşlar şu şekilde ilmek alıyorum yanık izi için arkaya çekiyorum şimdi yakalım Bakın arkadaşlar. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Ütüsüz hali bile bu şekilde kalıp gibi durdu. Evet arkadaşlar. Şu şekilde şekil verelim. Evet. ilk yaptığım bu da sizle beraber yaptığımız arkadaşlar. Hemen sıcağı sıcağına ütüsüz ütüsüz hali bile çok zarif çok güzel oldu arkadaşlar. Sarının asaleti de ayrı bir güzel oldu gördüğünüz gibi. Çok zarif oldu. Bu şekilde modelimiz. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.